şöyle bir sistem hayal edin. Sizin için her gece bütün dosyalarınızı tek tek UYAP'a bağlanıp sorguluyor. Bu dosyalarla ilgili neler gerçekleşmiş, yeni bir evrak mı eklenmiş, yeni bir taraf mı eklenmiş, tahsilat mı gelmiş, bunların hepsini alıyor. Sizin için TIOS'umuza işliyor. Yeni dosyalar açıldıysa bunları da alıyor. İnsan eli değmeden, tamamen otomatik bir şekilde, hataya kesinlikle yer vermeden kendi içerisine kaydediyor, kayıt altına alıyor ve her sabah size bunlarla ilgili birer e-mail gönderiyor. Bu gerçekten bir hayaldi ve TIOS bu hayali gerçekleştirdi. Birçok müşterimiz bu sayede otomatik veri girişi olmadan, önceki zamanda manuel veri girişi, manuel veri girişinden kaynaklı zaman kaybı ve tabii manuel veri girişinden kaynaklı kullanıcı hatalarından kaynaklı çok ciddi bir verimsiz zamanını verimli halde kullanabilecek hale geldi. Otomatik veri girişi hem sizi belli bir zaman yükünden kurtarıyor hem de hatasız veri girişini sağlıyor. Bu sayede verileriniz sürekli güncel olabiliyor. Çünkü her gün bütün dosyaları tek tek UYAP'tan insan gözüyle sorgulamanız hiç de olası bir şey değil. Gözünüzden kaçanlar olacaktır. Hatalı veri girişi yapıyor olacaksınızdır. Bazı dosyaları atlıyor olacaksınızdır. Fakat TIOS bunların hepsini tamamen ortadan kaldırıyor. Özellikle entegre projelerde, yani kurumun servisine de entegre isek, bir yanda kurumun ana veri sistemini düşünün, diğer yanda UYAP ve TIOS tam ortaya geçiyor bu durumda. Ve TIOS her ikisiyle beraber konuşuyor ve sizin cari sisteminizdeki bir müşteri numarasını ya da İK portalının İK sisteminizdeki bir çalışanın TC'sini UYAP üzerindeki dosyayla bağlıyor. Ve veriniz uçtan uca bağlanmış oluyor. Bu zincir TIOS'un kurmuş olduğu ve gayet sağlam olan ve bu sayede de sürekli veri akışını sağlayan bir zincir. Hem UYAP'tan gelen verileri core sistemi güncelliyor hem de core sistemden gelen verileri kendi içerisinde UYAP'tan gelen veriyle beraber yorumlayıp ona göre ilgili kişileri, büroları ve yöneticileri tetikleyebiliyor.